Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Fethiye'de hizmet sunan taksi duraklarını ziyaret etti. Başkan Adayı Kökten, içinde bulunduğumuz süreçte Fethiye'miz için canla başla çalışacağız. Trafik ve otopark sorununu hep birlikte kökten çözeceğiz dedi. Program kapsamında Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten'e, Karaçulha Eski Belediye Başkanı Yusuf Çaylı, Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Eski İlçe Başkanı Cengiz Çay, Ülkü Ocakları Fethiye İlçe Başkanı Oğuzhan Tek'e eşlik etti. Taksici esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Adayı Kökten, hayata geçirilecek projeler ile Fethiye'deki trafik ve otopark sorunun tamamen çözüleceğini belirtti. Bugün ekibimizle birlikte taksi esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. En büyük sorunlarının trafik olduğunu biliyoruz. Onlarla istişareler yapıyoruz. Şu anda kendileriyle ilgili çözüm önerileriyle ilgili çok güzel görüşmelerimiz oldu. Fethiye'miz için canla başla önümüzdeki süreçte hep beraber hep birlikte çalışacağız. Ve bu trafik sorununu hep birlikte çözeceğiz. Tuvalet ve su ile ilgili bütün duraklarımızda maalesef böyle bir sorun olduğunu dile getirdiler. Bizler de kendilerine aynen şunu söylüyoruz. Su ve tuvalet medeniyettir. Biz nasip olduğu zaman 1 Nisan'dan itibaren tüm duraklarımızda su ve tuvalet problemini çözeceğimizi söz verdik ve çözeceğiz. Hepimizin de bildiği gibi Ölüdeniz'de maalesef trafik sorunu ile ilgili ciddi bir sıkıntımız var. Alternatif bir yol ile ilgili projemiz oluştu. Ve şu anda son imzada Garcia'nın oradan Hıdrak yoluna yeni bir alternatif yolu projesini oluşturduk. Ve son imzada nasip olursa bu yaza yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bunun haricinde Otelmer'in hemen yan tarafında çiftliğe çıkan bir yolumuz var. 800 metre bir yol açarsak ve o diğer Kaya Köyü'ne ve teleferiğin binasının olduğu yere çıkış yollarını da genişletirsek oradan da lagunun oradan çıkış yolunu vererek Ölüdeniz trafiğini ciddi bir şekilde rahatlatmayı planlıyoruz. Bunun haricinde de nasip olursa önümüzdeki hafta içerisinde İçişleri Bakanımız ile birlikte görüşme yapacağız. Fethiye Belediye binamız için yeni bir yer ve yeni bir bina kavuşturacağız Fethiye'miz için. Projelerimizin içerisinde ve Fethiye'nin merkezinden hep beraber tüm STK'larımız ile birlikte yeni bir yer oluşturacağız. Herkesin uygun gördüğü yeni yere Fethiye Belediye binamızı inşa edeceğiz ve şehir içi trafiğinden kurtaracağız. Katlı otopark son olarak başkanım. Katlı otoparkla ilgili 3 tane lokasyonla ilgili çalışmamız var. Bu 3 lokasyon da Fethiye'mizin şehir merkezinde. Bunlarla ilgili tahsisleriyle ilgili şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta Çevre Şehircilik Bakanımızla birlikte bu konuyla ilgili bir görüşme yapacağız. Ve Fethiye'mize mutlak suretle zaten 3 tane lokasyonu belirledik. Bu 3 tane lokasyondan bir tanesine katlı otoparkımızı ivedilikle inşa edeceğiz. Ve Fethiye'mizdeki otopark sorununu kökten çözeceğiz.